Herkese merhaba. 10 Mart Çarşamba saat 9'a geliyor sabah. Duru'yu okula bıraktık. Marketten bir alışveriş yaptık. Çok kısa mutfak alışverişi. Şimdi eve geldik. Biraz sonra postaneye gideceğiz ve birkaç kart atmamız gerekiyor Türkiye'deki sevdiklerimize. Onları atacağız. Daha sonra da benim kablosuz kulaklıklarım bozuldu. Yani tıkandığını düşünüyorum. Çünkü bir izleyicimiz öyle söyledi. Kendisi Antalya'da Apple teknik servisi ve güveniyorum onun bilgisine. Tıkandığını söyledi, fotoğraf gönderdim. Ama temizleme yöntemini de söyledi aslında ama ben yapamadım. Yani yaptım ama tam istediğim gibi olmadı. Çok da riske atmak istemiyorum. Yanlışlıkla bir de bozarım falan. Çünkü daha bir yıl olmadı alalı. Belki hani garantisinden bir şeyler yapabiliriz, değiştirebiliriz belki diye. Çok zorlamak istemedim. Apple'la konuştum bu arada, yazıştım daha doğrusu. Beni teknik servise yönlendirdi. Bizim burada Apple mağazası yok. Orlando'da en yakın Apple mağazası. Ama teknik servis birkaç yerde var. Apple'ın herhalde kendinin teknik servisi. Yani öyle anlaşmalı olduğu bir yer diye düşünüyorum. 2-3 tane adres vermiş. Bir tanesi zaten hemen 10 dakika mesafede. Ona gidelim dedim. Bakalım onlar ne söyleyecek. Acaba aldığım yere hani iade edebilir miyim? Belki değiştirirler vesaire. Onu sorgulayacağım ya da teknik servis onu düzeltebilir mi, ona bakacağız. Garantisi hala var mı onu da bilmiyorum. Fişi yok çünkü. Fişini kaybettim. 11 ay oldu alalı. İşte 10 ayı biraz geçti. Fişi yok. Ama seri numarasından bulunabiliyormuş belki, işte nereden alındığı. Onu belki şey yapabiliriz. O şekilde halledebilirim diye düşünüyorum. Bakalım neler olacak, göreceğiz. Ondan sonra eve geleceğiz ve bugün çarşamba, sabah yogam var. Online Zoom üzerinden yaptığım yoga çarşamba sabahları. Hadi yola çıkalım beraber. Çok önemli. Daha doğrusu bundan sonrası. O yüzden izlemeye devam edin lütfen. Takipte kalınız. Şimdi dün ne yaptık? Önce ondan biraz bahsedeyim. Şeye gittik biliyorsunuz. Apple teknik servise gitmiştim.
Servisten yaklaşık, yani çıktıktan sonra yaklaşık 1 saat, 1,5 saat Apple'la telefondaydım. Neyse ki işimi halledebildim ama. Çünkü teknik servis baktı ve dedi ki bu seri numarasını bilgisayara girdiğim zaman Şubat ayında alındığını görüyorum dedi. Ve şu anda da Mart ayında olduğumuz için bu garanti kapsamında değil dedi. Ben de dedim ki biz bunu Nisan ayında aldık. Çünkü benim doğum günümdü. Hatta daha önceden kredi kartı ekstremize falan da bakıp hani onaylatmıştık. Aynı zamanda benim çekildiğim fotoğraflar falan da var yani. Bu arada adama dedim ki yani biz Nisan ayında aldık ama Walmart'tan aldık bu arada. Yani bu hani görünebiliyor mu orada? Sistemde görünüyormuş zaten hani nereden alındığı falan. Ama dedi ki belki Şubat ayında Walmart almıştır. Siz Nisan ayında gidip Walmart'tan almışsınızdır. Dolayısıyla bu yine garanti kapsamından çıkıyor dedi. Bu sefer öyle olunca ben de dedim yani sonuçta bu bizim suçumuz değil. Hani ben şu an Mart ayındayız ve ben hani bir müşteri olarak Nisan ayında almış olduğum kulaklığın hala 10 ayda 10,5 aylık olduğunu düşünüyorum. Beni ilgilendirmez Walmart'ın ne zaman aldığı sonuçta. Ben kendi aldığım tarihe bakarım. Bu arada elimde fiş yok. Yani fiş olsa aslında tabii biraz daha kolay olacaktı her şey ama fişini de kaybettiğim için yani o yüzden çok da carlayamıyorum. Ama şöyle bir şey dedi ki Walmart'a gidip belki fiş alabilirsiniz dedi. Ondan sonra ama önce dedi Apple'ı bir arayıp sorun dedi. Yani bu arada zaten Mart'ın başındayız. Yani Şubat'ta bitmiş olsa bile yani 10-15 günlük bir mesele aslında bakarsanız hani. Şubat ayında olsaydık böyle bir sıkıntı olmayacaktı. Nisan ayında mı aldın, Şubat ayında mı aldın diye bana sormayacaklardı. Dolayısıyla ben Apple'ı aradım ve dediğim gibi işte 1 saat 15 dakika falan telefondaydı. Ve dedi ki önce şey dedi, fişi var mı dedi. Fişi varsa biz onu düzeltiriz tarihini dedi. Ben de fişi yok dedim. Ne yapabilirim? İşte Walmart'a gidip dedi işte belki şey yapabilirsiniz ama fiş hani verirler mi? Yani tarih hani bir şekilde kanıtlayabilirseniz Nisan ayında aldığınızı olabilir falan dedi. Ama bilmiyorum yaparlar mı dedi. Ben de tamam dedim şansımı deneyeyim hani Walmart'a giderim sorarım bir şekilde. Ama kadın hiç daha telefonu kapatmadan bir dakika dedi işte ben dedi bir supervisor'ımı bağlayayım falan dedi. Neyse bayağı bir gitti geldi gitti geldi. Ondan sonra neyse bir kadın dedi işte böyle böyle tamam ne oldu tam olarak tekrar anlatıyorum işte diyorum benim bu kulaklığım bozuldu da şöyle bozuldu da böyle bozuldu falan filan. Bu arada teknik servisteki adam şey dedi eğer bu garanti kapsamı dışında bunu yaptırmak isterseniz dedi bir tane kulaklığı 80 dolara yapıyoruz dedi veriyoruz dedi yani yenisine. Eğer sizin dedi ikisi birden bozuk olduğu için dedi yani 160 dolar. Bambaşka bir şekilde hani eğer sadece o kılıfı case yani şarja koyduğunuz yeri bozulursa da 80 dolar. Yani her bir parça için 80 dolar istiyorlarmış yenilemek için. Yani benim ikisi bozulduğu için 160 dolar. Zaten bunun sıfırı 120 dolara falan iniyor yani. Hatta bazen daha bile indiği oluyor. Telefonla konuşurken kadın işte supervisor'ını aradı. Ona söyledim, buna söyledim. İşte ne problemi onu soruyorlar. Bağlantı problemi mi yoksa işte ses problemi mi falan. Neyse ses problemi, ses çıkmıyor vesaire derken. Neyse en son 1,5 saatin sonunda dediler ki tamam biz bunu halledeceğiz. Yani tarihi bir şekilde değiştireceğiz ve bunun garanti kapsamında olarak göstereceğiz. Ve size yenisini vereceğiz dediler. Ben de tabii çok sevindim. Aslında case'i yani o şarja koyduğum yeri vermeyeceklerdi. Sadece 2 tane kulaklığı siz bize gönderin. Biz de size 2 tane yeni kulaklık gönderelim dediler. Ama sonra kadın form doldururken şey dedi case'i de koyuyor içine dedi. Yani dolayısıyla herhalde case'le birlikte yani sıfır komple hepsini vereceğim. 3 parça. Onlar da bana 3 parça yollayacak gibi bir şey herhalde. Bu arada isterseniz Apple Store'a gidip oradan da yapabilirsiniz dedi. İsterseniz ben size kutu yollayayım. Siz bize kulaklıkları geri yollayıp biz de size yeni ürünü yollayalım dedi. Ben şimdi bizim burada Apple Store olmadığı için Orlando'da var. Orlando'ya gitmem gerekiyor. Hadi bir gittiğimde bırakayım desem şimdi 10 saat onlara da laf anlatmam gerekecek. Öyleydi de böyleydi de ben aslında Şubat'ta almadım da Nisan'da aldım da falan diye. Dolayısıyla hiç o işe girmek istemedi. Kutu gönderin bana dedim. Ben kutuyla yollayayım dedim. Şimdi onlardan kutu bekliyorum işte 3-5 gün içerisinde gelecekmiş. O kutu geldikten sonra ben kulaklıklarımı yollayacağım. İçinde zaten açıklama da olacakmış hani neleri göndermem gerektiği. Yenisini bekleyeceğim işte inşallah olur. Bu arada ben bu olaydan ya yani bu olay geçen hafta oldu. Geçen hafta böyle çok tıkandığını fark ettim kulaklığın. Ondan bir hafta önce kendime yeni kulaklık almıştım. Aynı kulaklık sadece işte indirimdeydi 120 dolara düşmüştü yani indirim dediğimde
Ondan sonra çünkü neden aldım? Ben çok kullanıyorum yani seviyorum bu kulaklıkları. AirPod'un yani bu Apple kulaklıkların en eski modeli. Şimdi bu AirPod'dan sonra AirPod Pro falan çıktı. Ben onları sevmiyorum çünkü uçlarında bir silikon var. O yumuşak böyle silikon şeyler oluyor ya kulaklıklar. O kulaklıklar da benim kulağıma girmiyor. Dolayısıyla ben dedim ki yeni bir yedek bir tane alayım ki bunu şimdi böyle eski model falan diye kaldırırlar bir de. Üretimini durdururlar. Ben de kulaklıksız kalırım diye yani diğerleriyle yapamam diye. Bir tane daha yedek olsun dedim. Hem çok sık kullanıyorum atıyorum. Birini arabada tutabilirim, birini çantamda tutabilirim, birini evde tutabilirim falan filan gibi hani yani alternatifli olsun diye. İkinci bir kulaklık almıştım. Yedek duruyordu kutusunda, hiç açmamıştım daha. Hemen bir hafta sonra bu kulaklık bozuldu. Neyse öyle olunca ben tabii yeni kulaklıklarımı kullanıyorum şu anda. Eski kulaklıkları da işte göndereceğim. Böylece iki tane yine sıfır kulaklığımız olmuş olacak. Her ne kadar Sabri bu eski kulaklıkları, bozulan kulaklıklar yenisi gelince kendisinin olacağını düşünse de bilmiyorum yani o da kullanabilir gerçi de Sabri'nin de var bu arada ama onunki Apple değil başka bir marka. Onunki mesela çok kocaman. Benim kulağıma sığmıyor mesela onunkiler. Bu Apple'ınki benim için çok ideal yani hem boyutu hem de böyle içine girme kıvraklığı olarak da. Benim çünkü kulak kanallarım bayağı dar. Dolayısıyla ben bu AirPod'dan çok memnunum. İnşallah düzelir işte iki çift kulaklığım olmuş olur. Sıfır böyle temiz. Bakalım böyle yani arkadaşlar. Dün böyle bir buçuk iki saat Apple'la uğraştım. Sonrasında da yoga yaptım ve sonra işte Duru'yu aldık falan derken günümüz öyle geçti. Bugün de şimdi tekrar evden çıktık. Çayımız hatta tostumuz da var. Şimdi bir yere gidiyoruz. Biraz sonra tekrar karşınızda olacağım. Beni bekleyin. Ben de bir değişiklik görüyor musunuz? Çok belli olmuyor herhalde fark. Ne dersiniz bu duruma? Arkadaşlar gördüğünüz üzere bu videonun sürprizi saçlarımın kesilmesiydi. Saçımı elime verdiler. Gördüğünüz gibi saçlarımı kestirdim şöyle bir karış falan örgülü haliyle. Çünkü çok uzamıştı. Uçları çok bakımsızdı. Ve hep yukarıda topluyordum. Dolayısıyla böyle kısa olduğu zaman ensesi zaten açık olduğu için toplanmıyor. Toplamadığım için de böyle rahatlıkla açık bırakabiliyorum ve açık bence çok daha güzel oluyor. Şu anda tabii düz fönlü. Normalde benim saçlarım dalgalı. Bakalım o zaman nasıl olacak tabii onu bilemiyorum. Yine eskisi gibi önler uzun, arkası kısa. Ben bayağı uzun zamandır bu şekilde kullanıyorum zaten model olarak. Geçen hafta buna karar verdim ve benim eski salonumu aradım. Taşınmışlar bizim eski evin oraya doğru yani 25 dakika mesafeye taşınmışlar. Saçımı kesen adam da orada çalışmıyormuş artık. Zaten ben oraya 2-3 kere gittim. Hepsinde farklı insan saçımı kesti. Dolayısıyla artık dedim oraya gitmeyeyim. Hiçbir yerde bilmiyorum. Facebook'taki işte bizim gruplara yazdım. Dedim ki işte bizim olduğumuz bölümde bize yakın neresi var tavsiye edebileceğiniz saç kesimi için. Sonra bir işte hanımefendi de burayı önerdi. Daha önce hiç bilmiyorum, duymadım. Ama eski salonuma yakın bir yer, eski kuaförüme yakın bir yer. Neyse bir 15 dakika mesafede evime ve bugün işte saat 11.45'e randevu almıştım. Ve böyle hızlı bir kararla saçımı kestirdim. Pazartesi günü işte aradım, Face'e yazdım. Evet, salı günü aradım. Çarşamba günü istersen var saat 3.30 gibi dedi ya da perşembe 11.45 dedi. 3.30'da Duru okuldan çıkmış oluyor. O yüzden zor olur diye sabahtan alayım. Tek Lila ile giderim diye. Perşembeye almış oldum. Böylece saçlarımı bu şekilde kestirmiş oldum. Ben kısa saç seviyorum. Bana yakıştığını da düşünüyorum açıkçası. Eskiden hep uzun saç kullanıyordum. Eski fotoğraflarıma baktığım zaman uzun saçlı halimi çok seviyorum aslında ama şu anda kendimde o şeyi görmüyorum. Saçlarımı uzattığım zaman o eski havayı görmüyorum açıkçası. Belki hani bakımdan falan da olabilir. Şu an tabii hiç bakmadığım için saçlarıma. Dolayısıyla kısa saç hem daha rahat hem çok şekil vermeme de gerek olmuyor. Bana da yakışıyor bence. Biraz daha olgun bir hava katıyor bence bana ama yine de
Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz? Ya yorumlara yazın. Kısa mı daha iyi? Uzun mu daha iyi? Hangisi daha çok yakışıyor? Hangisi daha büyük gösteriyor? Hangisi daha küçük gösteriyor? Onları da yazın. Ben memnun kaldım ama açıkçası sonuçtan. Araya percem koydum. Beni görme diye. Bu arada bu videoda tam 4 farklı saç stiliyle karşınızdayım. Videonun başında böyle açmışım, sonra toplamışım, sonra düz fönlü kestirmişim. Şimdi de doğal kesik halini görüyorsunuz. Videoyu kapatmak istedim. Hem doğal saç kesimim nasıl olmuş, onu doğal saçımla onu görmenizi istedim. Hem de Sabri saçımla ilgili belki bir yorum yapar diye. Yarımsız. Burada araya girmek durumundayım. Çünkü Sabri'nin saç yorumu ve konunun konuyu açtığı bir sohbetimiz oldu. Bu sohbeti de bir sonraki vlogda göreceksiniz. Çok yakında kanalda takipte kalın. Teşekkür ediyorum vlogu bu zamana kadar izlediğiniz için. Bir sonraki sohbet videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.